Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere internetten değil de kendim bir sene önce toplamış olduğum sistemi göstereceğim. Ben bunu yaklaşık bir sene önce 4200 TL vatandan toplamıştım. İndirimli bir fiyata gelmişti. Ben de o zaman satamıştım ama şu anda sistem yaklaşık 5000 ile 6500 TL arasında değişiyor. Şimdi ben de size bu sistemi göstereceğim. Alacak arkadaşlara tavsiyemdir bu arada bu sistem. Kendimle kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Oyunlarda yüksek grafiklerde akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Şimdi başlayalım. Önce işlemcimize başlayalım. İşlemcimiz Intel Core i5 9, 9, nesil 9400F. 6 Core 6 thread bir işlemci. 6 çekirdek olması bana yetiyor ama 6 thread birazcık düşük kalabiliyor. Yani bunu bu işlemci alacağınıza AMD'nin Ryzen 5 2600 veya 3500 lira falan bakabilirsiniz. Çünkü bu işlemcinin treti biraz düşük olduğu için. Ama yine de siz bilirsiniz benim işimi gayet iyi bir şekilde görüyor. Anakartla devam edelim. Anakart Asus'un H310M giriş seviyesi bir anakart kullandım. İleriki seviyelerde e, sev seviye atlatmayı düşünüyorum yani öyle diyeyim. Yani giriş seviyesi normal bir anakart. Pek anlatacak bir şey yok. Sonra RAM'lerden devam edelim. RAM'lerimiz toplam 16 GB'lık 8 artı 8 RAM kullandım ben. Baristik, Baristix marka. Şöyle göstereyim sizlere. 3000 megazlık 8 artı 8 balistik arkadaşlar toplamda 16 GB'lik RAM'lerimiz bu sistem, benim sistemimde bulunuyor. Evet şimdi geldik sistemimizin bana göre en önemli ve en güçlü parçası arkadaşlar. O da şu anda gördüğünüz şu canavar. Hemen şunu da göstereyim arkadaşlar. Yine Asus marka. Asus'un TUF GTX 1660 ekran kartını kullandım ben. 6 GB'lik bir hafızası var ve fabrika tarafından overclocklanmış olarak çıkıyor arkadaşlar. Bu da gayet performanslı olduğunu gösteriyor bizlere. Onun dışında DirectX 12 olduğunu zaten biliyorsunuz, DDR5 RAM'leri. Gayet güçlü bir ekran kartı. Benim hiç hayal kırıklığına uğratmadı İyi ki de almışım diyorum yani. Çok güçlü bir ekran kartı olduğunu söyleyeyim. Evet, ekran kartını anlattıktan sonra şimdi sistemimizin hafıza kısmına geldik. Ben burada hard disk değil de SSD kullandım. Zaten SSD vardı ben bu sistemi aldığımda. Crucial'in, nasıl okundu bilmiyorum. Crucial mi artık, Crucial. Böyle yazıyor işte arkadaşlar. Onun e, BX500 modelli bir SSD'sini kullandım. 480 GB'lık bir 2.5 inçlik bir SSD arkadaşlar. Çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayarım yaklaşık 5-10 saniyede direkt açılıyor arkadaşlar. Alacak arkadaşlar bu arada tavsiyemdir. Şimdi bunlar dedikten sonra kasamıza gelelim arkadaşlar. Kasamız şurada. Gördüğünüz Rampage'in X Horse modeli bir kasası arkadaşlar. Burada bir tane USB 3.0 var, iki tane USB 2.0 var. Ondan sonra dört tane fan var kasamız arkadaşlar. Üç tanesi önde hava sağlıyor, bir tanesi arkada egzoz fanı arkadaşlar. Ondan sonra iki tane iki buçuk inçlik bir hard disk slotu bulunuyormuş. Şurada görüyorsunuz ve bu arada arkadaşlar 600 wattlık 80 Plus Bronze özellikle bir güç kaynağı var. Onu da söyleyeyim. Evet kasamız da bu şekilde de arkadaşlar. Şimdi internet aygıtını göstereyim. İnternet olarak arkadaşlar ben kablolu internet bağlamadım. Onun yerine kablosuz internet tercih ettim şimdilik. İleride kabloya geçeceğim. Asus'un Wi-Fi adaptörü var. Şurada görmüş olduğunuz gibi USB adaptör Wireless N300 modeli Asus'un arkadaşlar. Burada 10x coverage diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle özellikleri var. 300 Mbps'ye kadar maksimum çıkabiliyormuş. internet hızı şurada özelliklerini görebiliyorsunuz. Şuraya göstereyim. Benimki N300 olduğu için şurada mavi işaret almışlar arkadaşlar. N300 modeli olduğu için. Evet görüyorsunuz. Bu da bu şekildeydi. E, tabii bu çok şart değil. İnternet, normal bir kablolu internetlere bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bundan daha iyi. Memnun muyum diye de soracak olursanız. Arada sırada internet kopuklukları yaşıyorum arkadaşlar. Yani e, wi bazen kendi kendine pinkler yükselebiliyor. Özellikle PUBG Mobile veya CSGO Zula gibi oyunlar oynarken arkadaşlar. FPS Yok FPS değil internet kendi kendine bazen artabiliyor o yüzden böyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz bunu söylemiş olayım. Şimdi bunu da anlattıktan sonra şurada klavye var arkadaşlar. Klavye mouse set yani daha doğrusu. Ben şu anda mouse'u kullanmıyorum mouse'u pek beğenmedim. Yani beğenmedim derken benim elime çok büyük geldi. Benim elim şu mouse kadar büyük olmadığı için sığamadım. Dolayısıyla oyunlarda da çok iyi oynayamıyordum o yüzden mouse'u değiştirdim onu da göstereceğim. Klavye mouse set aldım demiştim markası Rampage'in KM-RX9 modelli bir klavye mouse seti arkadaşlar. Klavye'den memnunum. Klavye gayet iyi. Böyle mekanik hisli. Zaten ben mekanik klavyeleri sevmiyorum. Sesleri çok şak. Bunun sesi oldukça tok ve iyi geliyor bana. Bu da böyle bir klavyemizdi. Şimdi mouse'u göstereyim. Mouse arkadaşlar Logitech G300S mouse'u ve yanında mouse de geliyor arkadaşlar. Ben bunun videosunu çekmiştim. Kanalımda bulabilirsiniz. Kutu açılımını yapmıştım. Geldik sistemimizin son parçası galiba. Şöyle işlemcimizi alayım şuradan O da kulaklık arkadaşlar. Kulaklığımız da yine Rampage'in Pulsar modeli. Bu kulaklıktan çok memnunum ben arkadaşlar. Çünkü fiyatına göre aşırı iyi. 7.1 ses sistemi var. RGB gördüğünüz gibi ışık efekti bulunuyor. Mikrofonun çok kaliteli. Ben videolarımı hep e, bundan çekiyorum arkadaşlar. Genelde bilgisayar toplama ya da e, laptop önerileri falan. Genel olarak benim kanalımda %80'in videoların şu mikrofondan duyuyorsunuz arkadaşlar. Gayet kaliteli bir mikrofon olduğunu söyleyeyim. Şu yukarıda kafa bandı bulunuyor. Böylece kafanızı böyle rahatsız edecek bir düzeyde değil. Ondan sonra kulak yastıkları falan çok yumuşak gayet güzel arkadaşlar ses olarak da gayet güçlü bir ses verebiliyor arkadaşlar basları falan çok iyi veriyor titreşim özelliği de bulunuyor böyle bir de bir kumandası var kumandasından kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar kablolu olarak böyle yani ben gayet memnunum şu arkasında göstereyim burada virtual 7.1 gaming headset diyor arkadaşlar burada özelliklerini falan gösteriyor işte özelliklerini görüyorsunuz burada şöyle yakından biraz daha göstereyim evet gördüğünüz özelliklerini zaten bu da böyle bir kulaklık arkadaşlar ben bu kulaklıktan gayet memnunum dediğim gibi genel olarak sistemin her parçasından memnunum ee, sadece dediğim gibi şu mouse biraz fazla büyük olduğu için elime oturmuyordu. Ben elime oturan bir mouse istiyorum. O yüzden bu Logitech'in G300 modeli benim işimi gayet görüyor. Biraz daha büyük olabilir. İleride değiştirmeyi düşünüyorum zaten. Bir de arkadaşlar memnun olmadım değil de kararsız kaldım şu kablosuz modem adaptörü arkadaşlar. Yani zaten kabloya geçeceğim yakında da. Genel olarak arkadaşlar size sistemi gösterdim. Özetleyecek olursam Intel Core i5-9400F işlemci kullanılıyor. 6 Core 6 Thread. Onun yanında Asus'un Prime H310M KR 2.0 modelli bir anakartını kullanıyorum. Daha sonra ekran kartım zaten yine Asus'un TUF GeForce GTX 1660 overclocklanmış versiyonunu kullanıyorum arkadaşlar. Gayet performanslı bir ekran kartı 6 GB'lık ve ve 192 bitlik özellikleri bulunuyor. Zaten mouse'umu mousepad'imi gördünüz. Klavye, Rampage'in klavyesi. İnternetimi şu arkadaştan alıyorum şimdilik. Kulaklığımda Rampage'in pulsar kulaklığı. Kasamda yine Rampage'in x modeli arkadaşlar. Bu şekilde de sistemi umarım beğenmişsinizdir. ama bu arada RAM'leri unuttum. RAM'lerimiz de bu arada arkadaşlar. Ballistics 8 artı 8 toplamda 16 GB'lık RAM'lerimiz ve hafıza olarak da dediğim gibi Crucial'in BX500 480 GB'lık SSD'sini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistemim bu şekilde. Ben genelde edit yaparken, videomu editler, editlerken %80'ini bu bilgisayardan yapıyorum arkadaşlar. Onun dışında oyunlarımı bu bilgisayarda oynuyorum. Sadece ben de kardeşim de oyun oynuyor bu bilgisayardan. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kusura bakmayın birazcık e, ee, titretmiş olabilirim. Çünkü gimbal kullanmadığım için şu anda henüz gimbal alamadım. İleride almayı düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar biraz titretmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Videomu siz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere.